Parantezden sevgiler, saygılar sevgili izleyiciler. Yeni bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık herhalde bir haftadır konuştuğumuz bir konu var. O da emeklilerin maaşlarına işte normal koşullar altında zam yapılması ama maaşlarının değişmemesi. Yani kök maaş üzerinden yine 10 bin lira almaya devam etmeleri Türkiye'de ekonomide en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi. Hükümet konuyla ilgili bir düzenleme yapacağının sinyallerini verdi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İyileştirme yeterli olacak mı? Emeklilerin maaşları ne kadar olmalı gibi birkaç soruyu peş peşe konuşacağız, gündeme getireceğiz. Ve TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kameralar karşısına geçti. TÜİK'in malumunuz Haziran ayı enflasyonu çok eleştirilmişti. Düşük çıkması bununla ilgili soruları cevaplandırdı. TÜİK kendi içinde hesaplama mantığını konuştu, anlattı ve rakamları, fiyatları, TÜİK'in belirlediği fiyatları birazdan ekranlara da yansıtacağız, konuşacağız doğrusu tek tek. Bu rakamlara da açıklık getirmeye çalıştı ve Çetinkaya önemli birkaç konunun da altını çizdi. Bunlardan bir tanesi enflasyonun yüksekliğinin aslında düşüş gibi gözükse bile bu düşmenin de yüksek olduğunu ifade etti. Normalde Türkiye'nin enflasyonuyla ilgili konuştuğumuz rakamlar ne olursa olsun yüksek olduğunu çok net olarak söyledi. Ve algılanan enflasyonun her zaman açıklanan enflasyondan daha yüksek olduğunu da ifade etti. Bunu da konuşacağız. Neden algılanan enflasyonla açıklanan enflasyon arasında böyle bir uçurum var? TÜİK Başkanı ENAG'ı da doğal olarak eleştirdi. Çünkü ENAG algılanan enflasyona daha yakın bir enflasyon rakamı açıklıyor. Evet, TÜİK'in birazdan sucuktan kaşar peynirine, kaşar peynirinden kira fiyatlarına kadar belirlediği Türkiye ortalama rakamlarını da sizlerle paylaşacağız. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Amerika'ya uçuyor. Şu anda Amerika yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bir numaralı başlık sevgili izleyiciler. Gazze meselesi. Gazze meselesi bugün başka bir konuda da aslında gündemde. Açıklanan ölü sayısının bazı kurumlara göre çok daha yüksek oldu. Yani rakamın işte 35, 40, 50 o civarlarda değil, 150, 200 o bantlarda oldu. 5 kat daha fazla insanın yaşamını yitirdiği de ifade ediliyor. Ve asgari ücrete zam beklentisi hükümetin yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde belki şimdilik kaydıyla rafa kaldırılsa da aslında bir çalışma da var. Çalışmayı şu anda hani sendikalar üzerinden yapılıyor. Hükümete belki bir ara teklif olarak sunulacak. Bir zam olur mu olmaz mı? Umudumuz bir şekilde devam ediyor. Umut fakirin ekmeğidir diyoruz ve daha birçok başlık var. Bu diğer başlıklara da çok zaman kalırsa girmek isteriz. Özellikle son günlerde suç ekonomisi diyebileceğimiz yani kara para, dolandırıcılık üzerine ve rüşvet üzerine operasyonlarda ciddi bir artış oldu. Milyonlarca dolar para dolandırıcıların cebine bir şekilde giriyor. Milyonlarca dolar bu para nasıl bu dolandırıcıların cebine giriyor? Sadece 3-5 kişiden 300-400 milyon para toplamayı banka müdürleri, dolandırıcılar nasıl başarıyorlar bunu da konuşacağız. Hasan Hüseyin Tekin hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi TÜİK'i her ay konuşuyoruz, eleştiriyoruz açıklanan enflasyon rakamları çerçevesinde. TÜİK bu konuda şeffaflığını, yani bir şeffaflık ortaya koymuyor ama günün sonunda mantığını ortaya koyan bazı açıklamalar yaptı. Bugün Erhan Çetinkaya kameralar karşısında konuyu basın mensuplarına değerlendirdi, açıkladı. Dün özellikle sosyal medyada işte TÜİK'in bazı hani rakamları da ortaya çıktı. Yani TÜİK Türkiye'yi nasıl görüyor? Hani TÜİK'ten baktığımızda Türkiye nasıl gözüküyor? Bu rakamları da istersen biraz bir kısmını sana söyleyeyim, paylaşalım. Sonra da Erhan Çetinkaya'nın açıklamaları üzerinden aslında Türkiye'de yaşadığımız ekonomi gerçekleriyle hükümetin ekonomiye bakışını, karnesini birlikte konuşmak istiyoruz. Mesela TÜİK'in 2024 verileri çerçevesinde 1 kilo sucuk TÜİK'e göre 468 lira. Tavuk eti 100 lira. Kuzu eti 518 lira.
İşte yoğurt 39 lira, beyaz peynir 147 lira, kaşar peynir 231 lira, yumurta 2,5 lira, tereyağı 313 lira. Yine baktığımızda benim çok dikkatimi çekti. Mesela zeytinyağı 113 lira TÜİK'in kendi sistemine göre. Çünkü işte zeytinyağını 2022'de de 64 lira olarak görmüş. İşte yumurtayı 2022'de 1 lira 62 kuruş olarak görmüş gibi rakamları isteyen seyircilerimiz çok rahat şu anda internette bu rakamlar dolaşıyor. Veya yine TÜİK'in hepimizin hayatındaki en önemli gider olan mesela kira ortalaması TÜİK'e göre 5845 lira. Bir rakam daha vereyim sonra sözü sana bırakayım. Yine TÜİK'e göre ekmek arası döner 77 lira. Mesela öğrenciler hepimiz değil mi? Hani sokakta hepimizin her gün tüketmeye çalıştığı. Mesela çay kahve servisi 18 liraymış. Bir rakam daha vereyim. Özür dilerim uzattım ama bu da önemli. Çünkü uzman doktor muayenesi 34 lira TÜİK'e göre. Vallahi ne diyelim yani TÜİK market açsın gerçekten gidip alışveriş yapalım. Ne açarsa giderim. TÜİK hastane açsa giderim. Market açsa tabii, giderim. Ya, parti kur oy verelim işte. Takım kur taraftar olalım falan. Evet evet evet. Hani nerede yaşıyorlar yani bu şaka mı yapıyorlar gerçekten dalga mı geçiyorlar anlamak mümkün değil. Yani kira 5000 lira yani sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin hiçbir yerinde 5000 liraya bir kira yok. Hani en doğusundan en batısına kadar değil mi yani en ücra köşede bile 5000 liraya 5800 bir kira, lira kira açık diyor. Bulmanız mümkün değil. Şimdi diğer taraftan işte zeytinyağı. Bugün zeytinyağının evet. Yani hakiki zeytinyağından bahsediyoruz. Litresi 500 lira, 600 lira, 400 lira yani en düşük. Tabii tabii. Yani 100 liraya marketlerde zeytinyağı. Marketlerde var yani gidip. 100 liraya sır zeytin, değil yani. 100 liraya zeytinyağı varsa hemen bize göndersin yani alalım. Ben yani, bin bir ton alırım. Yani, yani ne yapar tabii. Ne eder o parayı bulurum yani. Tabii. Ya şimdi bu rakamlar doğru değil. Yani gerçekçi değil. Tabii yani kendi yanlışını, güvensizliğini itiraf etmiş oldu. Yani bu fiyatlar da yani hiçbir fiyat doğru değil. Uzman doktor muayenesi değil 34 lira. 34 lira dolmuş parası verip uzman doktorun kapısına gidemezsin. Herhalde onu kastetmiş o. Uzman doktora ulaşma düşme, maliyeti. Dolmuşla. Yani takside evet, zaten gidemezsin. Tabii. Bugün dolmuş, indi bindi. Parası 16 lira. Yani en yakın mesafede. Evet. Yani bugün mesela şeyde olsa işte Florya merkezde bir uzman doktor olsa oraya 16 liraya gidip hani buraya 16 liraya gelebiliyorsun. Yani en kısa mesafe. İşte dolayısıyla bunlar ya bizimle dalga geçiyor ya gerçekten kafayı sıyırmışlar. Yani böyle bir fiyat yok. Bir tek o fiyata yaklaşan belki sucuk oldu. 400-500 lira. O da en kalitesiz. Yani en iyi sucuk anında 1000 lira. Pazar sucuğu dediğimiz. Yani içeriği belli olmayan. Evet, şu anda 1000 lira sucuğun kilosu. Zaten etin kilosu zaten 600-700 lira. Dana etinin kilosu. Şimdi burada yani yaptıkları hesapların ne kadar yanlış olduğunu kendilerine ortaya koymuş. Yani diyecek bir şey yok. Zaten biz hep bunu eleştirdik. Yani TÜİK'in rakamlarla oynadığını, nasıl bir sepet seçimi yaptığını, nasıl bir ağırlıklı ortalamayla çalıştığını, acaba ortalamanın hesabını biliyor mu, bilmiyor mu? Yani keşke bunu hiç açıklamasaydı. Zaten kendilerine hesap soran yok. Yani evet medyada dolaşıyor. Şimdi burada ENAG'ı da eleştirmişler. İşte efendim onlar evet. Da işte İTO'yu belli da, değil diyor ENAG'ın evet, rakamları nasıl belirli. İTO'yu da eleştirmişler ama yani gerçekten herkes ama herkes bugün çarşıyı pazara biliyor. İnternetten değil mi? E-ticaretten fiyatları biliyor. Yani alışveriş yapmasa da biliyor. Yani bu rakamların hiçbiri doğru değil. Dolayısıyla TÜİK zaten baştan kaybetti. TÜİK kendi kendini yalanladı. Kendi kendini inkar etti. Yaptığı aslında çok iyi, önemli bir iş. Çünkü istatistik kurumu devletin gözü kulağı her şeyi. Tabii. Yani onunla beraber karar alıcılar karar alma sürecilerinde bu rakamlardan istifade ederek, kıyaslamaları burada yaparak, yani bu rakamlardan yola çıkarak bu kıyasları yapıyorlar ve karar veriyorlar. Yani eğer TÜİK her alanda böyle çalışıyorsa, yani hükümetin doğru karar alma şansı yok. Yani onu özellikle söylemek istiyorum. Yani evet. Eğer TÜİK bütün efendim istatistiklerde, yaklaşımlarında bu denli gerçeklikten uzaklaşmışsa, bu denli hayattan kopmuşsa,
ve adeta bir saçmalama seviyesine gelmişse, vay Türkiye'nin haline, zaten o zaman hiçbir şekilde hiçbir rakamı doğru açıklıyor olamaz yani. O zaman sadece bu enflasyon rakamına değil, diğer istatistiklere de, üretim, tüketim, ne bileyim yani işte bina, şu bu, yani mülteci sayısı, evet. Efendim yani, yani TÜİK'in ilgilendiği, hükümetin baz aldığı veya işte hepimizin baz aldığı, ki zaten TÜİK'in rakamları baz alınarak zamlar yapılıyor. Yani TÜİK hani kendi kendine eğlenebilir. Ama bunu yaparken ne oluyor? İnsanların hayatıyla oynuyor. Yani şimdi rakamları arkadaşlar ekrana yansıtacaklar. Önemli bir noktaya geldi çünkü asgari ücrete oradan gireriz. Tabii bu tip istatistiklerle insanların hayatıyla oynuyor. Tabii. Yoksa TÜİK kendi kendine gelin güvey olup efendim istediği rakamı açıklayıp istediği şekilde gerçeklikten uzaklaşıp istediği şekilde hayal dünyasında yaşayabilir. Evet. Onun için hiçbir problem yok. Ama problem burada insanların hayatına dokunması, insanları mahvetmesi, adeta insanları yani hayatı bir kabusa dönüştürmesine vesile olduğu için biz burada bunu konuşuyoruz. Evet. Yoksa herkes çıkıp kendi kendine ya tavuk eti 10 lira, işte kuzu eti 15 lira, kira 100 lira diyebilir yani. Onda hiçbir, keşke hani zaten belki psikolojiye de iyi gelebilir yani. Ya şu mesela geçen gün hani teşbihte hata olmaz diyelim. Bir vatandaşımız işte çıktı, bayağı hani etrafına saldıran, yaralayan hareketlerde bulundu. Tutuklanırken de işte bazı kendiyle ilgili ifadelerde kullandı. İşte ben peygamberim, şuyum, buyum. Şimdi bu adamı direkt akıl hastanesine götürdüler. Yani bir şey söyleme hakkınız evet var ama söylediğiniz şey sizi sonuçları itibariyle bağlıyor. Ya hapise götürüyor, ya akıl evet. hastanesine götürüyor, ya alkışlatıyor. Ya onun da bir zararı evet. yok. O kendi kendine zarar. Şimdi evet. TÜİK öyle değil ki. TÜİK böyle yaptığı şimdi zaman rakamları da ekranda yansıttık. Evet. Bu şekilde bir yani gerçeklikten koptuğu zaman sadece kendisi kopmuyor. Yani TÜİK Başkanı bunu açıkladığı zaman milyonlarca insanın hayatını olumsuz yönde etkileyen bir karar almış olunuyor onun bu açıklamalarıyla beraber. Yani bugün hükümet ne dedi? Temmuz'dan sonra kirada %25 sınırı kaldı. Evet. Ne, hangi rakam ortaya konacak bundan sonra? Efe tüfe. Peki bu efe tüfe rakamını kim açıklıyor? TÜİK açıklıyor. Yani TÜİK kira artışına bir ölçü getiriyor. Yani tabii. TÜİK'ten yola çıkılarak kira artışına zam yapılıyor ve yapılmıyor. İşte TÜİK'ten yola çıkılarak asgari ücrete zam yapılıyor ve yapılmıyor. Gerçi TÜİK Başkanı şey diyor, işte efendim bu enflasyonun gerçek sebebi işte nedir, şeye yapılan zamlar değil. Aşırı kar hırsından aşırı kar hırsından bahsediyor. Onu niye söylüyor? Onu şunun için söylüyor. Ya diyor ki biz bu rakamları açıklıyoruz ya. Bizimle alakası yok. Bak senin 300 liraya kaşarı yemenin aşırı, nedeni aşırı oradaki hırs, market. Aşırı hırs tabii. Aşırı evet. hırs, aşırı kar hırsıyla hareket edenler enflasyonu azdırıyor. Ya dolayısıyla hani bu rakamların bir anlamı yok demeye getiriyor ama gerçekten öyle değil. Şimdi rakamlar, şimdi mesela bak, şimdi asgari ücret 17 bin lira. Şimdi bu rakamlarla baktığın zaman 17 bin liranın 5800 lirası kiraya gittiğinde adamın hala cebinde 11 bin liraya yakın bir para kalmış oluyor. Onunla internet faturasını ödedi, cep faturasını ödedi. İşte evine biraz peynir aldı, ekmek aldı, zeytinyağı aldı. Bir de giderken susadı, bir oturdu, bir çay kahve içti. Bu para yeter tabii. 17 bin lira o zaman. Hani bu mantıkla, tamam. bu rakamlarla eğer asgari ücret yeterli burada, mi değil mi diye bakarsan. Uzman doktor muayenesi 34 liraya, bu çok iyi bir sen şey. Ona, yani şimdi yani şöyle hani... Hani 34 mü 340 falan mı ya? Siz mi yanlış yazdınız arkadaşlar? Rakam bu. Şimdi... Açıklanan yani, rakam bu. Hayır yani 34 bir sıfır hani, eksik mi diyorsun acaba hani, yazdılar? Acaba onu mu öyle mi arkadaşlar? Ya şu anda bak kontrol İstanbul'da etsin, hani o anlamda söylüyorum. Şimdi belki bunu şu olmuş olabilir. Mesela uzman doktor diyelim ki, örnek olsun diyelim. Şendinli'nin bir kasabasının bir abi, köyünde diyelim ki lira. O adam hani oradaki köylüden ya tamam hani sen 34 lira yok, fark yok, ver. Bir şey olamaz. Orada bir orada klinikte. Da olmuyor ya 34 lira bir insan düşün. Bir doktor günde 10 hastaya baksa. Yani bu herhalde şey SSK şeyi çıktıktan sonra ödenen fark olarak bunu koyuyorlar. Yani. Ha şunu söylüyorum, tamam bu şey SSK primi üstündeki fark. Şimdi en alt, ama bu rakam en alt rakam. Şöyle en alt rakam. Şimdi mesela bugün senin gittiğin hastane İstanbul'daysa bu rakam bir anda 1500-2000 lira da olabiliyor, 5000 lira da olabiliyor. Yani bugün sen gidip işte
anlı şanlı bir kalp cerrahına gidip bir muayene olmaya kalkarsan bu rakamın 100 değil 100 katını 1000 katını cebinden çıkartman gerekiyor ki hani o adam seninle otursun bir sohbet etsin bir muayene yapsın. Şimdi bu rakamı alıp en alt rakamı alıp ortalama çıkarsalar o zaman ortaya ciddi bir rakam çıkması lazım. Evet. Yani işte evet rakamlar bu şekilde hepimizin hayatını en yakından ilgilendiren kısmı kesip aldık. Yani kira ve uzman doktor muayenesi arası. Şimdi zeytinyağı mesela 114 liraya zeytinyağını satan bir yer bulduysa TÜİK ya o adam sahte zeytinyağı ya satıyordur. Yani ya o zeytinyağı sahtedir ya da o rakamı bulduysa onu kaçırmasın ve mutlaka onu Tarım Kredi Kooperatifi üzerinden vatandaşlara versin. Yani Sayın Çetinkaya bugün gidelim beraber lütfen Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine. Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine zeytinyağı kaç para, beyaz peynir kaç para, kaşar kaç para, un kaç para. Buna bir beraber bakalım. Yani diğer marketler diyelim ki aşırı kar hırsıyla enflasyonu tetikliyor. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Yani. Saçma şey. Ya o zaman işte Tarım Kredi Kooperatifi marketleri de mi aşırı kar? Yani şimdi şöyle ben şunu söyleyeyim. Biz, şimdi ne diyorlar? Ücret fiyat sarmalı. Şimdi evet. Buna taktılar. Zaten bugün mesela asgari ücrete zam yapılmama gerekçesi de bu. Diyorlar ki işte asgari ücrete zam yaparsak her şeye zam gelir, enflasyon artar. Bu sadece asgari ücrete değil. Mesela emekliye %25 zam yapılıyor. İşte diğer ücretlere de, özel sektör de tabii bu sefer asgari ücrete zam yapılmayınca zam yapmıyor. Tabii. Şimdi bunu neden yapıyorlar? Diyorlar ki ücret fiyat sarmalı diye bir şey var. Bu da saçmalık. Yani ücret artarsa fiyat artar. Şimdi kesinlikle bakın ücretlerin fiyatları arttırdığı konusu kesinlikle ispatlanmış değil. Hatta ücret artışının fiyatlara yansıması, fiyat teşekkülündeki oranı, payı son derece düşük. Burada mesela TÜİK Başkanı bir tane doğru söylemiş bana göre. Bunu söylüyor. Diyor ki aşırı kar hırsı, kar hırsı %45 oranında enflasyonu artırırken ücretlere yapılan artış %4,5 oranında yansıyor. Şimdi tabii burada yine siyasi konuşmuş. Bugün esasında hükümetin yaptığı zamları göz ardı ediyor TÜİK Başkanı. Yani hükümet zam yaptığı için enflasyon yükseliyor. Yani bugün mesela akaryakıta zam geldi. Hem de iyi bir zam geldi. Değil mi? 45 lira oldu. Benzin, mazot 45 lira. İşte otogaz 24 lira. Şimdi bu artışlar sadece akaryakıt artışı olarak görülmemesi lazım. Bütün sektörleri arttırıyor. Bugün ulaşımı da arttırıyor. Jeneratör kullanan herhangi bir işletmenin maliyetini arttırıyor. Fabrikanın üretim maliyetini arttırıyor. Sadece bu mu değil. Geçen ay ne açıklandı? Haziran sonunda. Dendi ki elektriğe %38 zam yapıldı. Elektrik de öyle. Şimdi elektriğe zam yapıldığı zaman elektrikle çalışan ve elektrik kullanarak üretilen bütün ürünlere silsile yoluyla zam gelmesi anlamına geliyor. Peki TÜİK Başkanı bunları neden söylemiyor? Şimdi burada hükümetin şöyle bir yöntemi var. Bence yanlış bir yöntem ve manipülatif bir yöntem aslında tam olarak. Efendim biz aslında iyiyiz, çok ekonomi çok iyi yönetiyoruz. Fakat bu stokçular, aşırı kar hırsı gözünü bürüyenler bu zamları yapıyor. Dolayısıyla enflasyon buradan dolayı yükseliyor. Mesela ben bakıyorum özellikle yandaş kanalın alt bantlarında şöyle bir şey var. İşte aşırı kar hırsıyla hareket edip piyasayı yükselten kişilere şu kadar ceza kesildi. Rekabet kurallarına uymayana şu kadar ceza kesildi. Ya bu mu sadece? Diyelim ki bunlar bunu yapmasa enflasyon çıkmayacak mı? Yani akaryakıta yapılan zam enflasyonu yükseltmiyor mu? İşte hükümet %25 sınırını kaldırdı değil mi? Kiraladı. Evet. Bu enflasyonu yükseltmeyecek mi? Haziran ayının ortaları gibi Emlakçılar Odası'ndan açıklamalar geldi. %20 bir anda kiralarda artış olmuş. Tabii. Şimdi durup dururken artışlar. İşte durup dururken bu derken %25 şartı kaldırılınca evet. Yani o sınır kaldırılınca şimdi mal sahipleri ne yapacak? Doğal olarak diyecek ki kardeşim Efe TÜFE ne kadar? Şu anda getirilen sınır yanılmıyorsa %65. Evet. %65 nerede? %25 nerede? Şimdi bir anda dediğin gibi kiraların artması. Neden hükümet bunu yaptı? Çünkü hükümet yüksek kiralar ödenirse buradan yüksek vergiler toplayacak.
Sıkı para politikası gereği, sıkı para politikası gereği bunu yapıyor. Yani hükümet orada vatandaş ezilmiş, kirasını ödeyememiş, sosyal patlama olmuş, aile faciası olmuş. Ona bakmıyor ki. Mehmet Şimşek'in tek baktığı şey, ya bu kiraları arttıralım, yeni efendim buradan da yüksek vergi alalım, kasayı dolduralım. Hem vatandaş ezilmiş. Bana ne diyor vatandaştan? Ya insan merkezli siyaset bu mu? İnsanı düşünen siyaset bu mu? Aileyi ayakta tutmaya çalışan siyaset bu mu? Ya diyorlar efendim çocuk sayısı azaldı, ne yapın çocuk yapın. Hangi ailede, hangi evde, hangi kirada, hangi maliyetle insanlar yaşayacak da gönül rahatlığıyla bu kara tabloda çoluk çocuk sahibi olacak. Yani gerçekten bugün insanlar ne düşünüyor? Ya diyor ki ben böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Böyle bir dünyada o çocuğa zulmetmek istemiyorum. Geleceği yok çünkü insanların. Bunu biraz düşünsünler. Bakın çok büyük bir kriz var önümüzde. Yani aile dediğimiz kavram nedir? Ekonomik yönü olan bir kurumdur, bir yapıdır. Yani aile kirasını ödeyecek, aile elektrik faturasını, su faturasını ödeyecek, gıda alacak, çocuğuna eğitim verecek. Bak ben inan bu yaştayım, hani şu anda genç olsam gerçekten evlenmeye mesafeli dururdum yani. Gerçekten korkardım yani. Ya çok önemli bak, çok yani çok önemli bir cümle açık ve net söylüyorum. Yani ben çekinirdim evlenmeye yani. Şimdi insanlar bak, şimdi bir gençsin, düşünsene çalışıyorsun, maaş alıyorsun. Amacın ne? Yani o maaşla yuva kurmak, gezmek, tozmak, tabii, eğlenmek, arkadaşlarınla hafta sonu işte bir sinemaya gitmek, evlendin diyelim ki eşini alacaksın, bir tatile gideceksin. Bir lokantada oturup bir yemek yiyeceksin. Belki hafta sonu bir müze gezeyim deyip İstanbul'daysan bir kültür aktivitesine katılacaksın. Şimdi bütün bunları yapamayacaksa bir genç ya da bir insan, bir çalışan kişi. Neden evlensin? O zaman niye çalışsın? Niye evlensin? Tabii. Ya çalışma hayatın, motivasyonunu ortadan kaldırıyor. Hocam hayatın anlamını elinden tabii alıyorsun insanların. Yani gençlerin umudunu, gençlerin gelecekle ilgili hayallerini, her şeyini. Eskiden vardı böyle karikatürlerde iki genç işte el ele tutuşur, işte derdi ki işte pancurlu evimiz. Pembe işte pancurlu ev hayalleri evimiz, kurulurdu. Efendim şöyle güzel bir üç odalı işte biz işte çocuklarımız cıvıl cıvıl oynayacak, koşacak. Değil mi? Yani bu tip böyle karikatürler, bu tip espriler yapılırdı. Bakın şu anda insanlar çok az bir kısmı müstesna, %5, %10 hani böyle krem karame tabakası dediğimiz tuzu kuru insanlar bir tarafa, hakikaten yani Türkiye'yi öyle bir hale getirdiler ki insanlar yani yuva kurmak, evlenmek çok çok büyük bir şey olmuş. Evleniyor yetmiyor. Kira ödeyecek bu insan. Yani bıçak sırtı yaşıyor. Ya yani böyle bir stresle insan yaşayabilir mi? İnsanlar neden evleniyor? Rahatlamak için. Değil mi? Yani kendi düzenini kurmak için. Yani daha rahat, daha güzel, daha iyi bir yaşam sürmek ve insanoğlunun hani içerisinde bulunan nedir? Mekinuz olan, saklı olan bir duygu var. Soyunu devam ettirmek, neslini devam ettirmek. Şimdi bu çok önemli bir ihtiyaçtır aynı zamanda. Şimdi bakın insanlar belli bir yaşa geldikten sonra artık hani el ayaktan düşüyor, yalnızlaşıyor. Çoluk çocuğu olmasa, etrafında böyle koşturan torun torbası olmasa büyük bir travmaya girer. Yalnızlaşıyor insanlar, hele hele büyük şehirlerde. Bugün Amerika'da, Japonya'da, Avrupa'da artık hani bunlar 50 sene önce bizim bu şu an yaşadığımız olayları yaşadığı için biliyorsun orada birçok yani aile kavramı kalmamış. Hani öyle bir sapıklık noktasına da gelmişler ki işte eşcinsel evlilikler yapılıyor mesela. Aile kavramı yok, hayvanlarla yaşıyorlar, kediyle, köpekle yaşıyorlar. Efendim çocuk sahibi olmuyorlar. Ne oluyor? Neticede o toplum çöküyor. Yani nereye gideceksin? Evet. Yani bakın ailenin olmadığı bir toplum, bir millet yok olmaya mahkumdur. Bunu da çok iyi görüyorlar. Ya toplumsal dönüşümün zaten ne yöne evrildiği şu son birkaç gündür yapılan dolandırıcılık ve tabii kara para operasyonlarında ortaya çıktı. Arkadaşlar yani aile, bu KJ'yi de verelim bak ekrana. Bugün aile kurumu, evet, bak Türk tarihinde mesela bak bizim hatırladığımız 70'li, 80'li, 90'lı yıllar var değil mi? Evet. Ve o zaman da büyük krizler yaşadı Türkiye. Yani 12 Eylül'ü yaşadı, büyük 94 krizini yaşadı, 99 depremini yaşadı. Ha birçok facia yaşamamıza rağmen, çok büyük krizler yaşamamıza rağmen aile kurum ayaktaydı. Evet. Türkiye'yi
aile kurumu ayakta olduğu için Türkiye'ye diz çökertmediler. Bakın, darbeler işlemedi. Bakın, darbe yaptılar, aile kurumu ayakta olduğu için analar çocuklarına ne dedi? Oğlum gidin Türkiye'yi ayakta tutun. Kıbrıs Savaşı oldu, analar ne dedi? Oğlum git ya şehit ol ya gazi ol. Evet. Değil mi? Peki eğer aile kurumu olmasa, analar olmasa kim diyecek bunu ya? Kim yapacak bunu? Değil mi? Kurtuluş Savaşı'nı verirken ne diyordu analar evlatlarına? Evladım git, düşman bizi çiğneyecekse, ezan susacaksa, bayrak inecekse bizim de yaşamamızın bir anlamı yok. Git ve gelme diyordu ama bunları ayakta tut diyordu. Şimdi bu değerleri o ninnilerle, o efendim masallarla, o hikayelerle, o efsanelerle kim anlatacak çocuklarına? Nasıl bir nesil yetiştireceksin? Nasıl dini ve milli değerleri gençlere kim verecek? Yani şimdi milli ve dini değerlerin yaşanması şeyde olmuyor. Yani internet ortamında olmuyor. O sosyal medyada olmuyor. Efendim işte madde kullanan toplumun içerisinde olmuyor. Ailede oluyor. Değil mi? Evet. Evladım kalk namazını kıl, orucunu tut, abdestini al, efendim helal kazan. Hani bu telkinler bize nerede yapıldı? Aile ortamında yapıldı. Ve aile, bak ben iddia ediyorum, Türk tarih değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bakın, Türk tarihinde Mete Han'dan beri hiç bu kadar darbe yememişti. Bu AKP döneminde yediği darbeyi bak. Bak çok iddialı bir şey söylüyorum ve her zaman da arkasındayım. Bak Türk tarihinde, 5000 yıllık Türk tarihinde Türk aile yapısı ilk defa bu kadar darbe yedi. Ne Kurtuluş Savaşı'na böyle bir darbe yedi. Ne efendim İkinci Dünya Savaşı'nda, ne kıtlık yıllarında, ne yani bu AKP'nin aileye verdiği zararı hiçbir güç, Moğollar bile veremedi yani. Çok net. Bitti ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bunlar nasıl iktidara geldiler? Biz dini getireceğiz, şeriatı getireceğiz, İslamiyet'i getireceğiz, zinayı bitireceğiz, işte domuz etini bitireceğiz değil mi? Bunu söyle. Ya geldiler, zinayı serbest bıraktılar. Aile kurumunun altına dinamit koydular. Domuz etini serbest bıraktılar. Bu da ailenin efendim altına dinamit koymaktır. Ekonomik kriz, ailenin altına dinamit koymak. İşte dindar nesil yetiştireceğiz diye mahvettiler. Nesil şu an deist oldu, ateist oldu, o oldu, bu oldu. Ne oldu? Bakın bir tane genç çıktı. Şimdi ismini söylemeye gerek yok. Konuşuyor. Ya bütün bu hocalar Diyanet'in yetiştirdiği şu bu cevap bile veremiyor. Böyle bu musunuz? Zaten Erdoğan bunu itiraf etti. Dedi ki biz ruh ve kan şey yaptık. Yani o ruhu kaybettik diyor. Zaten yoktu ki yani. Yani yoktu ki. Yani şimdi burada fikri iktidar olamadık. İşte fikri iktidar niye olamadık? Çünkü fikriniz yok ki. Yani bir fikir olacak ki o fikir iktidar olsun. Hangi fikir var? Dava dava dediğiniz dava ne? Neyin davası bu? Bir anlatsanız hani biz de anlayacağız yani. Öyle bir şey yok. Bu son günlerde mesela son belki 3-4 aydır konuştuğumuz aslında konu başlıklarından bir tanesi bu dolandırıcılık meselesi. İşte bir bakıyorsun bir Dilan Polat diye bir karakter çıkıyor. Onun üzerinden yapılan dolandırıcılık rakamlarına bakıyorsun. İşte mil ya da işte kara para aklama rakamlarına bakıyorsun. İşte Seçil Erzan diye bir karakter çıkıyor. Bir bakıyorsun bir Ponzi yapılanması kurmuş. Milyonlarca dolar parayı çantalarda almış vermiş onu yapmış. Şimdi yine bir aynı bankanın bir başka ilde bir müdüresi yine benzer bir şey bir spor kulübü üzerinden yapmış. Aynı bankanın farklı yine sporcularla. Evet yine sporcularla ilgili. Şimdi o da ilginç bir aslında bir ara başlık. Yani spor dünyası niye bu kadar dolandırılmaya müsait? Acaba ne oluyor spor dünyasındaki paralar da tartışmalı şaibeli paralar, yani. Şaibeli paralar mı? Şimdi buradan şuraya da gelelim. Bir yandan da işte 20 ilde 70 işte kişi gözaltına alınıyor. İşte şey siber dolandırıcılık. Yani her gün farkındasın 70 kişi gözaltına alındı, 30 kişi gözaltına alındı, 25 ilde operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda konuşulan rakamlar da çok büyük rakamlar. Şimdi bu rakamları nasıl insanlar buralara teslim ediyorlar? O da ayrı bir soru işareti. Şimdi tabii burada bak değerlendirilmesi gereken çok önemli bir konu var. Hani Profesör Doktor Haydarbaş'ın sık sık dile getirdiği bir şey var değil mi? Ne diyordu? İşte mesela bıçak örneğini veriyordu. İşte hekimin elinde insanı tedavi ediyor. Cerrahın elinde insanı değil mi? İnsana hayat veriyor. Annenin elinde işte yemeğe dönüşüyor değil mi? Yemek yapmaya yönelik bir araç işte soğan doğuruyor, salata yapıyor, yemek yapıyor falan.
Ama mesela bir caninin elinde, hani aynı bıçak, aynı alet o caninin cinayet vasıtası, aracı oluyor. Yani demek ki burada suç bıçağın değil. Suç kimin? Onu kullanan zihniyetin. Yani eğer yanlışsa veya zihniyet doğruysa, değil mi? O zaman faydalı. O aynı araç bir insanı öldürürken bir insanı yaşatıyor. Bir cerrah insanı yaşatıyor ama bir katil aynı bıçakla, aynı bistürüyle de aynı şeyi yapabilir, öldürebilir. Dolayısıyla burada yine aynı noktaya giriyoruz. Yani insanın ahlak yapısı. Yani insanı kazanmak önemli. Şimdi bu dolandırıcılık yapanlar, o aklıma geldi. Hepsi var ya, Türkiye'de IQ'ları en yüksek insanlar. Bakın IQ'su düşük bir insan, zeki olmayan diyelim ve ortalama bir zekaya sahip bir insan dolandırıcılık yapamaz biliyorsunuz. Tabii. Ya dolandırıcıların tamamı çok zeki insanlardır. Çünkü başka türlü manipüle edemezler, kandıramazlar, aldatamazlar. Dolayısıyla bu insanlar bu kadar zeki, muhtemelen çok da iyi eğitimli, değil mi insanlar? Yani eğer siber suçsa bu hackersa... Teknolojiyi kullanmayı biliyor demektir. Hatta o kadar yani iyi bilmesi gerekiyor ki biliyor. O bankanın güvenlik duvarını veya şirketlerin güvenlik duvarını, değil mi? O aşabilecek kapasiteye sahip olması için o duvarı inşa edenden daha kabiliyetli olması gerekiyor, değil mi? Hani var ya meşhur bir Afrika atasözü var. Her gün diyor bir ceylan doğduğu zaman İşte aslandan daha hızlı koşmasını bilir. Aslan da her gün diyor ceylandan daha hızlı koşmasını bilir falan, öyle bir şey var. Şimdi burada adam da şunu görüyor, diyor ki ben diyor kendimi çok iyi geliştirmem lazım. Bakın benim bir arkadaşım demeyeyim de bizim sınıfımızda bir çocuk vardı, hiç unutmuyorum onu. Sınıfımızda yani enteresan bir şekilde hırsızlık olayları olmaya başladı. İşte bir gün geliyor bir arkadaş, ya benim kalemim kayboldu, biri cüzdanım kayboldu, biri hocam ayakkabım gitti. Allah Allah ya, aynı sınıfta ve hep belli aynı saatlerde bir hırsızlık olayları olunca, neyse en son bu hırsızı yakaladık. Anladık kim olduğunu. Öğretmen geldi işte söyledi. Şimdi bu çocuk hatta sınıfın en uslu, en sessiz sakin şeydi. Öğretmen dedi ki çocuklar bakın bu sessiz sakin tiplere dikkat edin, bunlar şeydir. Neyse bu tabii okuldan uzaklaştırıldı bu arkadaşımız diyelim. Sonra bu anahtarcıydı aslında. Tamam mı? Anahtarcıydı. Şimdi işte iddiaya giriyorlar. Diyorlar ki işte Siirt'te mesela bir kasa var. Hiç kimse açamıyor. Ben diyor girer açarım. İddiaya giriyor. Giriyor, kasayı açıyor. Tamam mı? Gece giriyor tabii hırsızlık bir şekilde. Kasayı bir marketin kasasıydı galiba. Sonra oradan bir kola açıyor, içiyor. Kolayı da boş şişeyi de kasaya koyup kilitliyor. Kola için teşekkürler yazıp çıkıyor. Tamamen bir iddia için yapıyor tabii. Bunu. Anladım. Bu çocuk sonra ne yapıyor biliyor musun? Bir maymuncuk türü keşfediyor. Yani dünyada maymuncuklar var ya bu kapıları evet. Açan. Hiç kimsenin açamadığı kapıları açan bir maymuncuk keşfediyor. İcat yapıyor yani. Mucit. Mucit. Şimdi ama bu tabii ahlak olmadığı için ne yapıyor? O bilgisini şeyde kullanıyor. Şerde. Şerde kullanıyor. Yani bu adam, bu çocuk aslında bir dahi. Yani düşünebiliyor musun? Bir bankanın kasasını gidiyor açabiliyor. Bu bankacı bile o anahtarla zor açabiliyordur be. Tabii sonradan bu arkadaşımızın tövbe ettiğini ve bu işleri yapmadığını falan duymuştuk ama yine de temkinli olmakta fayda var. Bazı tövbeler diyorsun. kasayı görene kadar. Kasayı görene kadar. Kasayı görene kadar. Şimdi bu hiç gözümün önünden gitmiyor arkadaşlar. Yani ben çok iyi tanıdığım, takip ettiğim, yani o süreçleri de bildiğim için. Yani bir insan gerçekten dahi derecesinde ama işte ahlak olmayınca, terbiye olmayınca, işte o nedir? Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın hep söylediği neydi? İnsanı kazanmak lazım. Kendi hesabını hak adına. Nedir? Evet. Orada merkez bir nokta var, kalp. Yani kalbindeki kötü duyguları ıslah edip onları, hani bizde var ya İslami istilata, ahlaki zemimeden ahlaki hamideye çevirmeden, yani kötü ahlaktan iyi ahlaka o duyguları terbiye etmeden o insanı kazanamazsınız. Bizim eğitim sistemimizde böyle bir kavram var mı? Yok. Tamam, bilgi yüklüyorsunuz, ahlak nerede? Bilgi yüklüyorsunuz, edep nerede? Bilgi yüklüyorsunuz, namus nerede, şeref nerede? Yani bu değerleri vermedikten sonra o insanlara bilgi yüklemeniz, yetki vermeniz aslında toplumu dinamitlemekle eşdeğer hale geliyor. Dolayısıyla burada mesela o bankacılar, aslında belki de dahi bankacılardır, dahi pazarlamacılardır. Ama nedir? Öyle bir terbiyeden geçmedikleri için, bir gönül yolculuğuyla beraber o
nefislerini ıslah etmedikleri için, yani duygularını ıslah etmedikleri için ne yapıyorlar? O bilgilerini alıyorlar, o muazzam bilgilerini toplum yararına, belki Türkiye'yi finanse edecek. Tabii. Mesela faraz o insanlar milli ekonomi modelini okula okusalar, anlasalar belki Türkiye'yi, değil mi? Kendi kaynaklarıyla, senyoraj geliriyle müthiş bir noktaya taşıyacaklar. Ama bunu yapmak yani o bilgilerini alıyorlar, insanları dolandırmaya kullanıyorlar. Bir güven oluşturuyorlar, o güvenlerini kötüye kullanıyorlar. Yine bugün sabah dinledim gelirken Suriyeli bir kuyumcu Suriyelilerin altınlarını alıp bir güven oluşturup sırra kadem basmış. Kuyumcu olayları da çok fazla biliyorsun. Evet. Şimdi dolayısıyla bunun asıl sebebi ne? Şimdi polisiye olaylarla alırsın, bunu hapse tıkarsın. Onu da hapse tıkarsın. Buna da cezasını verirsin. Ama bitmiyor ki. Bugün Türkiye'de artık hapishanelerde yer yok. Ne yapılması lazım? İşte bu da nedir? İşte aile kurumunun iflas etmesi, aile kurumunun artık bu değerleri yansıtmamasından kaynaklanan bir facia var ortada. Bir aile, yani kocaman bir aile faciası var. Ve ikinci planda yatan şey ne? İnsanlar artık şunu görüyor. Ya diyor ki, özellikle bakın siyasilerin burada çok büyük vebali var. Bak, siyasiler yaptıkları yolsuzluklarla, çift maaşlarla, onlarca maaşla, huzur haklarıyla, konvoylarla, lüks araçlarla geziyor ya. Millet de bunlara özeniyor. Ya diyor ki bir dakika ya, bunlar böyle yaşıyor. Bunlar bizim oylarımızla geldiler. Geldikleri zaman yüzükleri vardı, şimdi her şeyleri var. Bizim ne eksiğimiz var? Biz de o zaman o yollardan geçelim. Yani normal yollarla kimse zengin olabileceğini artık düşünmüyor. İnanmıyor. Diyor ki ben zengin olacaksam bu muhakkak haram parayla olması lazım. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz diyerek ne yapıyorlar? Ha biz de çok mala talip olalım. O halde ne yapalım? Haram, halal, hiçbir şeye dikkat etmeden işte her türlü dolandırıcılık işine giriyorlar. Asıl sebep yok. Çünkü bugün topluma örnek olacak bir siyasi yok. Toplumun önünde olanlara bakıyorsun. Yani gerçekten devlet malını çarçur ediyor. Yolsuzluk yapıyor. Bakın yanlış anlıyor. Yani hırsızlık yapıyorlar. Sonra ne oluyor? Sonra diyorlar ki yönetilen insanlara, ya siz çok dürüst olun. Ya tamam da kardeşim, adam niye dürüst olsun? Nasıl dürüst olsun? İstisnası var mı? Var ama çok çok yüksek bir karaktere sahip olmak lazım. Bunlara özenmemek için. Ha diyor ki madem siz diyor hiçbir ölçü tanımadınız. Madem siz diyor deveyi hamuduyla götürdünüz. Ben de diyor o zaman bunu yapacağım. Bir deve diyor. Götüremesen de bir yumurta, bir götürürüm. Bir civciv götürürüm. Ve herkes bak, diyor. Herkes kendi konumunda, kendi mesleğiyle ilgili diye, işiyle ilgili bir şekilde yolsuzluk yapıyor. Şimdi geçen bir gazeteci arkadaşımız anlatıyordu. Ben de aynı şeylere şahit oldum. Şimdi taksiye binmiş bu. Taksici işte sormuş. Taksiciyle sohbet, biliyorsunuz taksiciler hani tabii, lafı bol insanlar. Ya demiş ki ya bu işte şu adam 10 milyon dolar götürmüş, bu 5 milyon dolar gibi, bu 3 milyon dolar götürmüş. Gazeteci de demiş ki bu taksiciye, peki sen demiş hiç taksimetreyle oynamadın mı? Hiç demiş işte yolcuyu alıp iki sokak dolandırmadın, dolandırmadın mı? Gezdirmedin mi? Veya turistten 100 dolar 200 dolar fazla almadın mı hani? Aldım diyor. Bak diyor sen diyor ancak bu kadar imkanın dahilinde bunu yapabilirsin. Eğer diyor sana da diyor bu devleti, yani zihniyet aynı. Tabii. Sana da bu imkanları versek hani 10 dolar değil de 10 milyon dolar götür. Yani zihniyetin senin de aynı. Şimdi bu gerçekten bakın bu büyük bir çöküş. Bakın Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu dünyanın gördüğü en büyük imparatorluk. Osmanlı'dan falan da çok daha kudretli bir devletti biliyorsunuz. Cicero olması lazım, meşhur filozof. Diyor ki Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü anlatırken, mesela Roma İmparatorluğu çöktüğü zaman askeri olarak da çok güçlüydü. Ne çökertmiş Roma'yı biliyor musun? Ahlaki çöküntü. Ahlaksızlık. Yani Osmanlı Devleti de öyle. Ahlaki çöküntüyle çöktü Osmanlı Devleti. İşte ne diyor şairin biri? Selam verdim, rüşvet değil diye almadılar. Yani rüşvet o kadar yaygınlaşmış ki. Mesela padişah var ya, padişah. Makamları parayla satıyormuş, rüşvetle satıyormuş. Evet, bu ispatlı yani Osmanlı tarihinde. Yani bu tarihinde. Dönem hala var mesela bu şeyler, asilzadelikler satılıyor evet. Ya bazı ülkelerde. Baron oluyorsun, evet, lord oluyorsun, evet. Gidiyorsun, parayı veriyorsun. Rüşvet o aslında. Tabii. Şimdi tamam, bak hani anlattığın şey, hani hırsızın hiç mi suçu yok? Evet, hırsızın suçu var da. Peki dolandırılanlara da baktığımız zaman şimdi bir adam 50 milyon lirayı götürüyor bankada değil de pastane köşesinde teslim ediyor. Şimdi belli ki ortada gayri meşru bir kara para var. Bir durum var. Yani
Hani o adama da çok mu mağdur diyeceğiz bir Hayır, taraftan da? Hayır, ben orada şöyle, yani o parayı elde eden de tabii o şekilde elde etmiş, yani gayrimeşru yollarla. Burada çok temel bir konu var bakın. Yani şimdi biz sivrisineklerle uğraşıyoruz, evet, konuşuyoruz. Yani bunlar sivrisinek. Bataklık kurutulmuyor. Şimdi bataklık kurutulmazsa, şimdi bunları konuşmanın bir anlamı yok. Yani tabii ki konuşacağız ama hani ben... Anladım. Yani bunu alıp merkeze alıp sadece bunun evet, üzerinde konuş. Ya mesela şunu diyoruz. İşte Seçil Erzan, niye ahlaklı olmadın? İşte Karşıyaka Spor Kulübü'nü dolandıran, evet, veya... Ya şimdi tamam da niye ahlaklı olmuyor? Neden böyle davranıyor? Bunun temeli ne? Duygular. Yani duygular eğitilmemiş. Aşırı kar hırsı, aşırı yani dünya sevgisi deniyor buna mesela. Şimdi burada evet kara para var. Bunlar yoksa herhalde o 50 milyon lira sahibi olan birisi hani bankanın ne olduğunu biliyordur muhtemelen. Yani değil mi? EFT havale sistemi nasıl çalışıyor? Herhalde biliyordur. Bir tahsilat makbuzu. Aa, bilmiyordum. Para buraya mı yatırılıyor? Hatta hani faiz bile alabiliyor değil mi orada? Tabii. Şimdi burada dediğim gibi yani açıklanmayan birçok şey var. Yani o parayı oraya niye verdi? Ve bu sadece bir kişi değil. Düşünsene mesela 6 kere 50 milyon 300 milyon. Yani çok büyük para yani. Tabii. Yani bugün 10 milyon doların üstünde bir para. 10 milyon dolar. Ve gidiyorsun genç bir kadına teslim ediyorsun ve diyorsun ki bana işte buradan para ver. Buradan bize kar ver. Şimdi bu tabii bunun mesela bir de ben şunu merak ediyorum. Acaba bu parayı verenler ne kadar vergi ödediler Türkiye'de şu ana kadar? Ben ona bakmak lazım. Yani 50 milyon lirayı bu ikinci Seçil Erzan'a diyelim. Evet. Veren efendim acaba ne kadar vergi ödedi ve neden verdi? Tabii. Yani bunlar hani hiçbir şey göründüğü gibi değil. O para affedim uyuşturucu parası mıydı? O para işte kaçakçılık parası mıydı? O para başka bir para mıydı? Vergilendirilmemiş. Ki şu anda spor kulüpleri mıydı? Biliyorsun bu transferler falan orada da çok büyük oyunlar dönüyor bu para meseleleriyle ilgili. Yani hepsinin mercek altına alınması gerekiyor. Yani bütün bunlar aslında hani masak tarafından... Peki iki banka müdüresinde aynı bankanın müdüresi olması tesadüfi bir şey mi? Yani ya da o banka acaba şunu mu yaptı geçmişte? Mesela spor kulüplerine fazla fokuslandı. Mesela bazı bankalar evet, mesela oralara fokuslanıyor. Mesela bazı bankalar işte inşaat sektörüne fokuslanır. Bunlar da herhalde spor sektörüne demek ki fokuslandılar. Ya işte mesela Masak yapacağı ve yaptığı araştırmada şimdi mesela bana deseler ki bu olayı araştır. Mesela bana böyle bir vazife vermiş olsalardı, müfettiş olsaydım. Direkt olarak Seçil Erzan'la bunun arasında bir bağlantı var mı? Telefon görüşmeleri var mı? Hani bu çünkü ikisi de spor kulübü. Evet. İkisi de aynı şu bankanın farklı şubeleri. Hemen bunu araştırırdım. Arada hani var mı yok mu? Muhtemelen bir örnek alma. Yani en hafif ifadesiyle bir örnek alma olayı var. Yani Seçil Erzan yaptıysa ben niye yapmayayım diye. Ve orada belki açıklanamayan bazı paraların işte bir sisteme sokulması olayı da olabilir. Ama netice itibariyle bir tesadüf değil bu. Ben tesadüf olduğuna inanmıyorum. Bir de bu tarz isimler tabii paraya çok yakın isimler. Yani sonuçta bankanın şube müdürü paralı insanlara çok yakın isimler. Ya fakirlerle işleri olmaz. Fakirler sana bana gelip ya Hasan Hüseyin Bey bir pastanede çay kahve içelim. Ondan sonra gelirken de bir 15-20 milyon dolar varsa bir çantaya koyun bir sayalım burada. Biliyorsun Seçil Erzan evet, Fatih Terim ailesiyle çok evet, yakındı. Ve Fatih Terim ailesini ağırladığı zaman çok çok pahalı restoranlardan böyle tabii, menüler söylüyor falan. Niye mesela? Ya ben mesela ben de bankaya gidip emekli maaşımı alıyorum ama hiçbir bankacı abicim gel sana bir kebap ısmarlamadı. Sebil'den bir su içersek ne mutlu bize diyorsun. Bir kebap ısmarlamadı bak ben onda... Şikayetçiyim. Şikayetçiyim. Belki ben de 10 bin liramın belki 5 binini vermeyi düşünebilirim. Madem emekli maaşından şikayetim var, peki bu emekli maaşı meselesi hükümet bir gözden geçireceğiz diyor. Hükümet de gözden geçireceğim deyince... Hani şimdi acaba yine TÜİK'in rakamları üzerinden mi gözden geçirdik yoksa piyasanın gerçekleri üzerinden mi? Bir 10 bin liralık o emekli maaşının bir 12 bin olmak gibi gündemi var. %20 bir şimdi artış. Bu, hadi bakalım. Şey iyisiniz gibi bu TÜİK gibi evet, şimdi başka bir şey daha var burada. Matematikte işte hani kim John Nash'ler var değil mi? Evet, bizim evet, işte Cahit Arf falan Allah evet, rahmet etsin hani çıksa herhalde o bile bunu çözemez. Hani Arf biliyorsunuz 10 liranın evet, arkasında onun şeyi var. Şimdi ben mesela bir matematik sorusu.
bir maaşa %25 zam yapıldığı halde o maaş zamlanmıyorsa bunu kim açıklayabilir? Bak bunu soru şu. Bak, ben onu geçen ana haberde açıklamaya çalıştım. Yani örnek olarak dedim ki bu sizin asgari, bu sizin dedim kök maaşınız. Tamam. Bu dediniz ki bu bize yetmiyor. Hükümet dedi ki size tamam ben zam yapıyorum ama bunu ben cepten veriyorum. Tamam. Bu sizin maaşınıza zam yapmıyorum. Böyle böyle su örneğinden hani sen her seferinde aslında aynı maaşı aldın ama zam aldığını zannettin. Aslında ilk kazı şeyde yedi emekli. O seyyanen ilk zam yapıldı ya emekli çok mutlu oldu. Oh dedi maaşım 10 bin lira oldu. Şunu biz o zaman bunu sorgulatmaya çalıştık emekli. Ya niye seyyanen? Niye maaşa zam doğrudan değil de seyyanen zam yapıldı? İşte 3 yıl hemen hemen değil mi? Yani 3 zam dönemi. Ondan yani sonra ilk aynı zam maaş seyyanen edildi. Şimdi de normal zam yapılacak kök maaşa. Ama maaş hep aynı kalacak. Evet. İşte bu matematiksel sorun herhalde hani var ya bazı matematiksel milenyum soruları dedikleri çözülemeyen işte bin yıldır çözülemeyen soruyu çözdü. Bu herhalde ahirete kadar çözülemeyecek bir soru olarak herhalde Nobel alıyor bunları çözenler biliyorsun ya da böyle üstün başarı ödülleri ya alıyor. Ya bu çözen değil Nobel artık gelsin Maliye Bakanlığı'na otursun. Gerçekten yani. Peki yani hükümet şunu mu yapmaya çalışıyor bir taraftan da? İşte en düşük emekli maaşını arttırayım, en yüksek emekli maaşı sabit kalsın. Şimdi hükümette de böyle enteresan dengeler var. Yani emekli maaşları üzerinden, memur maaşları üzerinden. Hani evet düşüğü arttırıyorum ama öbür taraftaki adamın da masrafları artıyor. Yani onun maaşı yüksek diye şimdi ona niye dokunmuyorsun? Emekliliği ayırmışlar. Şimdi burada şöyle bir ayrım var. Mesela ben geçen gün kendi maaşıma da baktım. Diyor ki mesela 2000 öncesi yatırdığı prim. Tamam. İşte 2000 ile 2008 arasında yatırdığı prim. 2008'den sonra yatırdığı prim. İşte 2000 öncesi kaç günün var? Şimdi bu son derece haksız bir uygulama bir defa. Yani ben emekliyim. Ya benim hani ben 1971 yılında doğdum diye benim ne hatam var? Bu benim hatam mı? Yani hani 60'ta 55'te falan doğsam benim maaşım daha yüksek olacaktı. Düşünebiliyor musun? Yani tabii. Şimdi burada aslında öyle yani öyle kıstaslar getiriyorlar ki her zaman emekliyi mağdur eden ve her zaman maliyenin daha az para ödemesini sağlayan bir kıstas getiriyorlar. Yani daha emeklinin lehine herhangi bir şey getirilmedi. Efendim yani bunların da her şeyde cevabı var ha. Tabii. Yani şimdi ya bunu mutlaka yapıyor. Bir izah getirecek. Ama o izahı yaptığı izah, adamı o... Şimdi biz ama izah getirsin diye biz burada yaşam mücadelesi veriyoruz yani. Biz nasıl yaşayacağız? Onun izahı yok. Yani her şey izahı bana var da. Bana izah et. Hani her şeyin izahı var da. Şimdi bak adam izah ediyor. TÜİK diyor ki arkadaş 17 bin lira yetiyor. Niye? Kira 5 bin. Zeytinyağı 100 lira. Tavuk 100 lira. E keşke o yalan doğru olsaydı. Vallahi bu yalan hani Hazreti Mevlana biliyorsun. Geliyorlar diyorlar ki Mevlana'ya Şems yaşıyor. Selamı var. Aleykümselam diyor kalkıyor. Bir kese altın veriyor. Birisi daha geliyor. Tabii bunlar dolandırıcı o zaman da Hazreti Mevlana'yı dolandırıyorlar. Selamu aleyküm ya Mevlana. Aleykümselam. Şems kapıdan girdi. İşte Şems'in selamı var. İyidir. Ona da bir altın. Ona da bir Allah. Demek ki zenginmiş o da. Sultan Veled geliyor. Babacığım diyor ya bunlar diyor seni kandırıyor. Yani Şems biliyorsun öldü yani yaşamıyor. Vefat etti. Evladım diyor ben diyor onların yalanına bu altın ve yaşasaydı doğru olsaydı canımı verirdim. Şimdi bunlar da ben bunların yalanına efendim bunları konuşayım. Doğru olsaydı zaten hani göklere çıkartırdık. Bu Abdülhamit'in onları. Meşhur meseli vardı ya işte gelir Hamidime selam söyle. Ne dedin? Al bir kese altın. Onu güzel. Rol fabrikası kurmuş. Sonra. Evet, bazı şeylerin yalanı. Yani burada keşke bunların yalanları. Değil de gerçeği olsun. Bizde bir laf var. Arapçada söylerler. Yani güzel yalandır ama güzeldir. Yani bu TÜİK'in dediği bu. Yalandır ama güzeldir, hoştur. Yalandır ama hoştur. Anadolu'da söylerler. Dost ortamındaydık. Bitlisliler falan söylüyor. Evet. Yalandır ama hoştur. Hani bir de böyle. Bir gün böyle güzel bir dost meclisindeydik. Mecliste de bir arkadaşımız vardı. Yani yalancı olup da dürüst olarak kendini hep aktaran. Meclisimizde işte bir büyüğümüz dedi ki ya dedi hoş geldin dedi. Ya biraz yalan söyle de eğlenelim.
Hani bari yani günah işte madem yalan söyleyeceksin biraz da bari hani biz müsaadeli yalan söyle ama hani o da bayağı bir okkalı yalan bayağı söylemiş. Okkalı çat 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 yalanları peş peşe sıralamıştı. Eğlenmiştik günün sonu. Yani ama bütün yani meclisteki herkes onun yalan söylediğini en azından öğrenmiş oldu. Bu TÜİK de öyle yani herkes yalan söylediğini diyor ki yalan olduğunu biliyorum ama ispatlayamam. Ben hem yalan olduğunu biliyorum hem ispatlayabiliyorum ama burada öyle bir şey var. Aramızda böyle bir fark var. Böyle bir fark var ama yani gerçekten çok ayıp. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir millete bir kurum bak yani bir kurum yani bu kadar kendini küçültmez. Yani bir kurum yani insanların gözünün içine baka baka 5.000 lira ortalama bir kira var diyebilir mi ya? Ayıp yani. İşte dediğin gibi keşke bu kendi aralarında bir eğlence konusu olarak ya da kalsaydı. Bir sohbet konusu tabii. Olarak kalsa. Ama bunun üzerinden şimdi sen asgari ücrete, emekliye, işte efendim memura, çalışana zam yapınca bu sefer de o hani espri konusu bizim hayatımıza bak, başka türlü biz yansıyor. Biz işte ekonometri bölümünde okuduk. Ekonometri demek istatistik demek. Bu zamanın efsane devlet istatistik enstitüsü başkanları var. Yani çok saygın böyle yani. İsimleri söylendiği zaman bunlar böyle gerçekten duayen isimler. Şimdi bazıları da yaşıyor halen. Gerçekten şu anda utanıyorlardır. Yani bakın her şey siyasallaşmış. Ya bari ya Türkiye'nin fotoğrafını çeken bu kurum yani çok önemli bir kurum bu bakın. Tabii. Çünkü bütün karar mekanizmalarını etkiliyor bu. Yani siyaseti doğru. Etkiliyor, ekonomiyi etkiliyor, askeriyi etkiliyor, güvenliği etkiliyor. Yani bütün bu karar mekanizmalarını, yani Türkiye'nin gözü kulağı bu. Çünkü Türkiye'nin gözünü kulağını kör ettiler. Yani bu çok gerçek de şey, son derece büyük bir felakettir. Bu bakın bunun ne demek olduğunu Türkiye sonradan anlayacak. Yani bu masum bir yalan değil. Hani beyaz yalanlar var ya, bu böyle bir yalan değil. Bu adi ve çok yanlış bir yalan yani. Yani Türkiye'yi uçuruma götürecek bir yalandan bahsediyoruz ya. Bu böyle bu evet. Şekilde... Şimdi bir de TÜİK bu şekilde kendi güvenilirliğini, kendi işte inandırıcılığını kaybetmiş olmuyor mu? Evet. Yani da kim TÜİK'in rakamlarını ciddiye alır ki bundan sonra? Sonra ENAG'ı suçluyorlar. Sen niye ENAG olarak çıkıyorsun? Tabii sen Devlet İstatistik Enstitüsü olarak veya TÜİK olarak yani bunu doğrusunu ortaya koymazsan birileri çıkar seninle dalga geçer ve gerçek rakamı açıklar. Ondan sonra da halk da hatta yabancılar bugün mesela Steve Hanke diye biri var biliyorsun. Evet. Yabancılara rapor hazırlıyor falan. Sık sık istatistikleri yayınlıyor. O TÜİK'i baz almıyor ki. Yabancılar diyor ki bir dakika bu TÜİK var ya diyor. Bizi yanıltıyor. Biz diyor yatırım yapmak istiyoruz Türkiye. Türkiye'nin gerçek fotoğrafını çek diyor getir. Bir utanç olarak bize yetmez mi? Niye mesela yabancılar TÜİK'in rakamlarını baz almasın da gidip Steve Hanke diye birinin rakamlarını baz alsın? Ve ben şuna inanıyorum şu anda yabancılar, mesela geçen işte bir Çin otomotiv üreticisi evet. Türkiye'de 1 milyar dolar yatırım yapmayı düşünüyor bu elektrikli arabalarla evet. ilgili. İşte yıllık 35-40 bin araç kapasitesi bir üretim düşünüyor. Peki sence bu Çin firması TÜİK'i mi esas alıyor? Yoksa ENAG'ı mı veya işte kendi araştırmalarına göre mi acaba bu yatırımı yapıyor? Yani biz hep diyoruz ya işte hukuk olsun Türkiye'de bakın adalet, demokrasi olmadan yabancı yatırımcı gelmiyor falan diyorlar ya. O ayrı bir konu. Ya öncelikle bir Türk bu yalanlarından vazgeçsin de yabancılar hani en azından bunu değerlendirsin. Yani bu yabancı yatırım konusu ayrı bir konu ama hani bu sistem içerisinde bile siz kimseye güven veremiyorsunuz ki. Evet. BYD Otomotiv 1 milyar dolarlık bir evet. yatırımla birlikte Türkiye'de elektrikli araç üretim üssü ya kuracak. Bir ara Yunanistan bunu yaptı biliyorsun. Evet. Yunanistan İstatistik Kurumu işte Avrupa Birliği'ne Eurostat'ı dolandırdı ve devamlı rakamları iyi gösterdi. Ne oldu? Fon akışını sağladı. Sonra bunların tamamının yalan olduğu, yanlış olduğu ortaya çıkınca biliyorsun Yunanistan'da büyük bir skandal yaşandı. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD'ye NATO zirvesi için yola çıktı. Yola çıkarken de basın mensuplarıyla buluştu. Basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan'ın gündeminde Gazze var. Gazze olayını gündeme getirdik. Özellikle Gazze ile ilgili bir rakam da çok konuşuluyordu. İşte hani
hayatını kaybeden Müslüman sayısı işte 40 bin civarı hep açıklanıyordu. Ancak 186 bin oldu. Lancet diye bir Lancet'te yayınlanan bir makaleye göre bu rakamın 5 kat daha fazla olduğu, işte 186 bin civarında insanın hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Şimdi şehrin havadan gösterilen fotoğrafı aslında bu The Lancet'i doğruluyor. Bir de şu anda İsrail kendi içinde bir tartışmayı başlattı. 7 Ekim'de aslında öldürülen İsrailliler, İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü o esnada operasyondaki askerler tarafından açıklandı. Hannibal protokolü devreye konmuş. Oradaki Hannibal protokolü şu. İsrail ordusu diyor ki bir yerde diyor işte İsrailli diyelim ki rehineler varsa ve teröristler varsa o teröristleri öldürmek için rehineleri de öldürebilirsiniz. Yani diyor ki rehine vereceğimize evet. Vermeyelim, öldürelim. Çünkü o araçlar diyor oradaki terörist diye tanımladıkları hani Hamas mensuplarının araçlarının Gazze'ye girmemesi için hani oradaki İsrailli vatandaşları da öldürün emri bizzat zaten bu ordu tarafından veriliyor. Zaten bu protokolü uygulandı zaten evet. Ve rehineler biliyorsun kurtarılmadığı gibi rehinelerin bulunduğu binalar da bombalandı. Evet. Ve yani birçok rehinenin öldüğü zaten Hamas tarafından sonradan açıklandı. Yani burada işte rehine vermektense, rehineyle uğraşmaktansa, işte koz vermektense karşı tarafa o rehinelerin öldürülmeleri, ölmeleri, hatta İsrail kurşunuyla ölmeleri bile tercih ediliyor ki o festival alanında evet. Birçok aslında İsrail'in ve orada bulunan çeşitli ülke vatandaşlarının İsrail helikopterlerinden atışılan atış sonucu öldüğü de zaten ispatlandı. Tabii. İşte bu orada işte bir kadın askerin mesela röportajı var. Bana diyor komutanım işte emretti işte bu tarafa doğru ateş et dediğinde komutanım diyor orada işte İsrailliler var, İsrail vatandaşları var. Olsun diyor sen diyor emri yerine getireceksin. Biz diyor rehine vermeyeceğiz. Hani rehinelerin yaşayıp yaşamadığı önemli, önemli olan oradaki Hamasların ölmesi. Tabii tabii. İşte ben diyor ateş etmedim diyor. Tabii orada bir günah çıkarma şu anda durumu da var. İsrail ordusu, savaş kabinesi, Netanyahu böyle bir farklı bir yapı oluşmaya savaşa başladı. İkna etmek için kamuoyunu da bu konuda hazırlamak için de ölü sayısını da yüksek göstermek için de o evet. insanlar öldürüldü. Yani hani İsrail şunu yapabilir yani sırf savaş çıkartabilmek için kendi vatandaşlarını öldürüp tabii. Bakın bunu Hizbullah yaptı, bakın bunu Gazze'liler yaptı, Hamas bunu yaptı, Filistinler yaptı, yaptı, Suriye'den diyecek geldi. Tinette olan yaratıklar yani bunlar. Şimdi CHP grup toplantısı var. Özgür Özel birazdan kürsüye çıkacak. CHP Genel Başkanı gündemi değerlendirecek. Canlı yayın hazırsa arkadaşlar. Hazır mı? Değil. Birazdan hazırlanacak. Teşekkür ederim. Toplu halde hazır değil dedi arkadaşlar. Son bir sözünü alayım sonra da sözü evet şimdi Özgür Erdoğan şeye gidiyor işte Amerika'ya gidiyor. NATO toplantısına katılacak. Sonra NATO toplantısında işte alınacak kararlar da çok önemli. Çünkü burada tabii. Hani Rusya'ya karşı alınacak pozisyon, Türkiye bir rol verecek mi, bir şey verilecek mi? Türkiye bir yere zorlanacak mı? Tabii. Efendim şimdi Erdoğan gittiği zaman ben onu çok endişeli gördüm Erdoğan'ı. Hani işte ve işte Türkiye hani bu savaşın içine girmek istemiyor. Türkiye işte barışı koruyan, barış isteyen bir ülke olarak anlatıldı. Ama yarın hani masaya oturtup kardeşim bir dakika... Yani. 72 yıldır NATO'dasınız artık hani bunun gereğini yerine getirin denirse Türkiye'nin tavrı ne olacak? Ben en çok onu merak ediyorum. Yani NATO toplantısı biliyorsun 10-11 evet. Temmuz'da ve hangi kararların alınacağı, Türkiye'yi bağlayan hangi karar alınacağı çok önemli. Bunu da merakla bekliyorum. Evet, sevgili izleyicilerimize de tekrar hatırlatalım. Birazdan Özgür Özel CHP grup toplantısında kürsüye çıkacak. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biz yayınımızı burada tamamlıyoruz. Özgür Özel'in grup toplantısı konuşması birazdan Meltem TV'den canlı olarak verilecek. Sonrasında da Haberin İçinden programı Sayın Gülgün Feyman'ın moderatörlüğünde başlayacak. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Meltem TV'de kalın.